Burası da dünyanın sonu. Azrail'le buluşma yeri. Şu ana kadar muhtarla arkadaşlık eden herkes idam edildi. Sonuncusu Ben Afif adında bir ihtiyardı. Ayağa kalk muhtar. Misafirim var. Benim Ebu İshak. Amcaoğlun Zahide. Zahide. Sen burada dünyanın sonunda ne yapıyorsun amcaoğlu? Seni sağlığına kavuşturmaya geldim amcaoğlu. Allah aşkına inatçılığı bırak. Tek kelimeyle pişman olduğunu söyle ve bu cehennemden kurtul. Allah'a yemin ederim. Emirden özür dileyip pişman olduğunu söylersen seni özgür bıraktırırım. Demek ki amcaoğlum akrabasını sebepsiz ziyarete gelmemiş. Beni ziyarete geldiğin için sağ ol. Bu mezarda kalmak istediğini yapmaktan daha şereflidir. Ebu İshak, yemin ederim tövbe etmezsen emir seni öldürür. Allah'a yemin ederim ben onu öldürüp başını ayağımla ezeceğim. Allah Allah, hayret. Zincirliyken bile kabadayılık yapıyorsun Ebu İshak. Ali'yi seven bir sürü deli gibi hayal görmeye başladığını duydum. Ama inanmamıştım. Hoş geldin Asma. Bugün duyduğun şey kulağına küpe olsun. Allah'ın mucizesini sana göstereceğim güne kadar. Gözünün yarası için merhem getirdim Ebu İshak. Keşke yüreğimin yarası için merhem getirseydin. Aman şu sivri sözlerin. Asma şahit oldu bu merhemi nasıl bir hileyle sana getirdiğime. Zahmet etmişsin amcaoğlu. Bu göz yarası benim yalnızlığımı gideriyor. Biz arkadaş olduk. O benim sırdaşım ve sabır taşımdır. Yoksa benim dertlerimi dinleyen başka biri yok. Git. Merheminize ihtiyacım yok. Amcaoğluma hizmet edeceğim diye seviniyordum doğrusu. Bu zevki bana tattırmayacak mısın amcaoğlu? Defolun gidin buradan şerefsiz kafirler, hain köpekler! Çıldırdın mı? Aklını kaçırdın? Deli misin sen? Boğuluyorum. Kız kardeşime bir mektup yaz. De ki kocasından Yezid'e bir mektup yazmasını ve benim özgürlüğümü talep etmesini istesin. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim hain. Çıldırdın mı Murat? Bırak onu. Bu mezar gibi hücre de seni adam edemedi. Dua et ki komutanımın emri var. Yoksa şu kalın boynunu kırardım. Sana iyilik yapmak haramdır. O kadar aptalım ki sana iyilik yapmak istedim ben. Diri diri gömülmeyi hak ediyorsun. Umarım çürüyene kadar kalırsın burada. Ölene kadar.
Başınıza kurban. Müminlerin emiri Yezid'in mektubudur. Gülünç değil mi Müslüman? Büyük fırtınaların yerinden kıpırdatamadığı bir adamı küçük bir sivilce dize getirdi. Aynen Nemrut'un kulağına kaçan ve canını alan sivrisinek gibi. Allah korusun. Bizim genç halifemiz ne durumda Halil? Umarım ki hali keyfi yerindedir. Evet, Allah'a şükür halifenin keyfi yerinde. Allah'a yüz binlerce kez şükürler olsun. Değerli hatırı üzülmesin. Bize ne emir verirlerse yerine getiririz. Ben Hureys. Evet emirim. Halifenin habercisini götürün ve şahane bir şekilde ağırlayın. Şüphesiz yol yorgunudur. Evet emirim. Yeter artık bu kadar hakaret ve rezalet. Maymun iştahlı Ayyaş adam artık haddini aştı. Hüseyin yaşadığı sürece bana baskı yapıyordu. Hüseyin'i öldür, Hüseyin'i öldür diye. Şimdi Hüseyin öldürüldüğü için pişmanlık duyuyor. Geri zekalı, aklı havada Ayyaş adam. Benimle de oyun oynamak ha? Eyvah eyvah. Ahmak genç, benim tüm haysiyetim ve neyim varsa her şeyimi ayaklarının altına almaya çalışıyor. Olacak iş değil. Zerre kadar Muaviye'nin zekasından almış değil. Ne yazmış ki bu kadar kızıyorsunuz? Ne mi yazmış? Kendi ölüm emrini kendi layık olmayan eliyle mühürlemiş. Oku. Yazmış ki Segaf muhtarını derhal hapisten çıkar. Neden? Çünkü Hattab'ın oğlu Ömer'in şahitliğiyle muhtarın Küfe'deki olaylara karışmadığını öğrenmiş. Gerizekalı ahmak adam. İkinci halifenin oğlu muhtarın kız kardeşinin kocasıdır. Tabii ki lehine iş yapar, aleyhine değil. Herhalde muhtar kız kardeşinden istemiş, kardeşi de rezil kocasını zorlamış. Bir sürü yalan dolan, bir sürü vaaz ile, biraz da tehdit ve serzenişle Yezid'e mektup yazsın diye. Ve böylece muhtar serbest bırakılsın. Layık olmayan halifenin mezarına tüküreyim. Neden hakaret edip duruyorsunuz? Siz de halifeye mektup yazın ve gerçeği anlatın ona. Nasıl yazayım Halil, nasıl? Olacak iş değil. Yezid Hüseyin'in macerasından korkmuş. Son mektuplarında bütün suçu bizim üstümüze yıkıyor. Bizim isteklerimize ya cevap vermiyor ya da türlü bahanelerle onları erteliyor. Kaç kez yazdım ona rey vilayetinin hükmünü Ömer Sağ'da ver diye. Hani gönderdi mi? Zavallı adam az mı hizmet etti Kerbela olayında? Adamcağız deli oldu ona hep bugün yarın diye diye. Yezid daha fazla hizmet etmeye layık değil. Onu serbest bırakacağım. Muhtarı serbest bırakırım ki yemek ve uykuyu halifeye haram etsin.
Yaşadığını görmekten mutluyum muhtar. Serbestsin muhtar. Serbestsin. Umarım zindanda kaldığın sürece ibret almışsındır. Herhalde inatçı ve kabadayı huyun ehlileşmiştir. İnsanoğlu ilginç bir canlıdır. Tabiatı isyanı sever çünkü ceddi de isyan etmişti zaten. Hepimizin bazen iplerimizi gevşetmeye ya da sıkmaya ihtiyacımız var. İstediğimiz her yöne gitmeyelim diye. Halifenin arabuluculuğu seni öldürmekten vazgeçirdi beni. Bir de ben Hureyse dua et. Ayrıca bir de kız kardeşinin kocasına. Bir bana iyilik yaptı, bir de halifeye. Artık özgürsün muhtar. Tamamen özgür. Yalnız bir şartla. Küfe'de kalma. Sana 3 gün süre veriyorum. Küfe'yi terk etmen için. 4. gün Küfe'de görünürsen... kanın kendi boynuna. Hadi git. Emirim, neler... Bu ejderhanın serbest bırakılmasını ben istedim. Halifen şahsına aittir. Bana serzeniş etmeyin. Bu da halifenin kesin emri. Kendiniz okuyun. Halife nasıl böyle bir hata yapmış? İnsanoğlu hata yapar Şemr. Özellikle de Yezid gibi şair olan genç bir halife. Şairler değişken mizaçlıdırlar. Bahar havası gibidirler. Bazen gürültülü ve yağmurlu, bazen de günlük güneşli. Muhtarın özgürlüğü demek bizim ölüm fermanımız demektir. Evet. Yezid de muhtarın tehlikesinin uzağında değil. O zaman bir şey yapmak lazım. Saad'ın oğlu, sen kendin halifenin emrini okudun. Benim elimden bir şey gelmez. Siz bir şey yapabiliyorsanız yapın. Muhtarı öldürmemiz lazım. Öldürün. Ama Küfe'de değil. Ona 3 gün mühlet verdim. Küfe'den gitsin diye. Bu 3 günlük süre bitmeden Küfe'de onu öldürürseniz... halifenin emrine karşı gelmekten dolayı... sizi cezalandırırım. Bekleyin Küfe'den çıksın. Küfe'nin dışında öldürülürse beni ilgilendirir. Kapıyı çalıyor musun yoksa kıracak mısın? Kırdın kapıyı. Kendi evinin kapısını da böyle mi çalıyorsun? Aleyküm selam oğlum. Sen ne efendi bir çocuksun. Bu ne saygı, ne terbiye böyle. Annen nerede? Merhaba sevgili oğlum. Merhaba başımın tacı. Aman tek kelime konuşayım deme sakın. Konuşursan dilin tutulur oğlum. Sen niye annem ve bu evdekileri rahat bırakmıyorsun hala? Vay vay vay. Allah korusun.
Ne keskin bir dilin varmış senin. Yılanın dilinden daha zehirli. Utanmaz oğlan. Daha bıyıkların bile doğru düzgün çıkmış değil. Kim bilir sakalın bıyığın çıksa neler yaparsın sen. Ben muhtarın oğluyum hala. Bunu kulaklarına küpe yap. Hadi hadi. Aman muhtarın oğluymuş. İskender kralın oğlu değilsin ya. Sen ve baban acının meleklerisiniz. Zaman değişmiş vallahi. Bu bir karışlık çocuk nasıl da adam olmuş? Ne akrabalık saygısını biliyor ne de konuşma adabını. Terbiyesiz çocuk. Ne oldu kardeşim? Neden gerginsin böyle? Bu tıfıl niye bana karşı geliyor? Ah kardeşim. Bu da benim zavallı kötü talihimdir işte. Sanki her gün beni kaynar suya atıp kaynatıyorlar. Devenin dikenli çalısından sümbül çıkmaz ki abla. Ancak böyle bir şey olur. Bugüne kadar muhtar sana ne yaptı ki oğlu yapsın? Hepsi senin suçun abla. Muhtarın karşısında her şeyi alttan aldın. Bu çocuk da görmüş gibi babasını taklit ediyor. Muhtarın bir sürü güçlü arkadaşı ve akrabası var. Neden kıskançlık yapmıyorsun Nari? Lütfen biraz kumana bak. Her yere gidiyor. Ve herkesten muhtarı kurtarması için yardım istiyor. Eğer olanlar muhtarın kulağına gidecek olursa... Omre onun kalbini fetheder. Sen hep otur kendini üz. Kabus gör. Yarın muhtar serbest kalırsa... sana olan o azıcık sevgisi de Omre'ye nasip olur, görürsün. Sen dua et muhtar serbest bırakılsın. Bana olan sevgisini Omre'ye bağışlarım. Muhtar buradayken onu yarım bir adam olarak görüyordum. Yarısı bana ait bir adam. Ve diğer yarısı da Omre'ye. Mahkum olduğundan beri anladım ki sadece gölgesi bile 10 adama bedelmiş. Ah ne kadar saf ve cömertmişsin abla. Omre benim kumam olsaydı ciğerini şişe takıp kızartırdın. Kendini avutup duruyorsun. Sayende soğuk geceler sana kalacak. Ve sıcaklarsa Omre'ye. Üzülme. Belki de bugünlerde erkeğin serbest kalır. Allah büyüktür. Sen bir şey mi duydun Cari? Ömer pek anlamadığım bir şeyler saçmaladı Nari. Galiba Safiye'nin kocası Yezid'e muhtarı bırakması için bir mektup yazmış. Ah kardeşim. Yezid Şam'da ve muhtar Küfe'de zindanda. Safiye'nin kocası İbn-i Ziyad'a mektup yazmalıydı. Yezid'e değil. Belki de yazmıştır. Nereden biliyorsun? Ömer'in saraydan dönmesini beklemeliyiz. Burnu çok keskindir. Muhtarın özgürlüğüyle ilgili konuştuğuna göre bir şeyler duymuş. Bakarsın Ömer bugün saraydan döner ve ikimizi de sevindirir.
Sen kocana kavuşursun, ben de Rey vilayetinin şahbanuluğuna. Rey'e gitmek için toplanalı bir ay oluyor. Bilmem neden halife... Ne oldu cariye? Rey'in yönetimi karşılığında Hüseyin'in başı. Rezil bir pazarlık. Ömer Saad Süleyman Nebi'nin hükümetini talep etmeliydi. Muhtar. Cariye. Sen ve kocan Şahbanu ve krallığın hayalini mezara götüreceksiniz. Bu peygamberin torununun vaadidir. Siz hiçbir helal buğday yiyemezsiniz. Ey yaralı aslan, evine hoş geldin. Ey yaralı aslan, evine hoş geldin. Ey güçlü ihtiyar, evine hoş geldin. Ey yaralı aslan, evine hoş geldin. Eğlence, dans ve kıvırma ordusu. Onu meleklerin kanadına oturtun da ayağındaki acıyı unutsun. Gelin. Gelin de saz ve parmak büyüsüyle, mahmur gözlerin büyüsüyle, elleriniz, boynunuz ve belinizi kıvırarak acı çeken emirimin canından tüm acıları yok edin. Çalın, söyleyin ve oynayın. Aha. Aman, bu gece gönlüm hoştur bu gece. Hepsi rakkas bu gece. Aman defolun bu gece. Defolun haramzadeler. Ama burnunuzu mu çekiyorsunuz? Sizi aşağılık yaratıklar. Ben mi kokuyorum söyleyin. Ben mi kokuyorum ha? Ben mi kokuyorum? Ben mi ha? Emir,
Lütfen yapmayın. Lütfen. Onların hepsi senin başının altından çıkıyor. Hayır, hayır. Bu halimle bana bunları getiriyorsun. Beni kızdırsınlar diye mi? Öldüreceğim seni. Hain, hilebaz. Ben mi kokuyorum? Seni boğarım, yalancı hain. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Halil. Halil'cim. Halil. Halil. Halil, sakın ölme Halil. Halil'cim. Ölme ne olur. Halil'cim. Halil. Çok kabaz yetim. Ah. Defolun zibidiler. Ah. Beni boş verin, değerli ayağınıza acıyın emirim. Bundan böyle gece eğlenceleri ve merasimleri yasak, anlaşıldı mı? Ah başım. Ah, ah başım. Başım. Ah, 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 ah. Ne oldu? Niye bu kadar kızdınız? Dilim kesesin. Yoksa cin mi gördünüz? Bu kızların toynağı mı vardı yoksa? Dediğimi duydun. Bundan böyle bizim için veya bizi eğlendirmek için bir merasim düzenlenirse düzenleyenin başını keserim. Bu kızların bakışı en kötü hakaretten daha da kötüdür. Kız öyle bir bakıyordu ki bana sanki dışkı görmüş gibi. Yok. Sen Yezid'in sana emrettiklerine kızgınsın değil mi? Sen kızgınlığını suçsuz ve seni eğlendirmeye çalışan bu zavallılardan mı çıkarıyorsun? Bu ahmak akılsız gence haraç vermekten bıktım artık ben. Hüseyin mevzuunda da oyuna geldim. Ne halt ettiğimi anlamadım. Bu zavallı, iğrenç adamın çürümüş ipiyle bir kez kuyuya indim. Bana yeter. Ahmak gencin arkamızda duracak cesareti yoktu. Her şeyi inkar etti. Korkak herifin teki o. Thank you.
saldırdı. Dönün. Buralarda olmalı. İnin. Sahili tarayın. Çalıların arasına saklanmış olmalı. Birbirinizden ayrılmayın yoksa sizi öldürürüm. Üçer üçer dolaşın. Unutmayın muhtar usta bir savaşçıdır. Her yeri karış karış arayın. Sahibin nerede arkadaş? Tamam. Tamam tamam kızma. Anladım. Ebu'yu sakın başı dertte. Ona yardım etmem için göndersin değil mi? Tahmin etmişim arkadaşlar. Ebu İshak'ın başı dertte. Yardımına gidiyoruz. Sen yolu biliyorsun. Hadi gidelim. Neden yolunu kesmek aklınıza gelmedi? Benim aklıma geldi. Sen lidersin. Baktım bir şey demiyorsun, ben de bir şey demiyorum. Kapa çeneni. Hadi çabuk olun. Çabuk. Kaçmamız lazım. Çabuk olun aptallar. Kaçmamız lazım. Çabuk. Hadi. Çabuk. Peşlerinden gitmeyin. Yaralılara esir alın. Onları konuşturmamız gerek.
İyi bak bana Kira. Sizin Rüstem'e benziyor muyum? Sen hep benim hayalindeki Rüstem'sin Muhtar. Rüstem'in gözü yaralı değildi. Pehlivanın bedenine her yara bir süs gibiydi. Bu heybetinle daha güçlü görünüyorsun. Ağla Kiyan. Ağla. Neynava çölünde ölenler için kan ağlamak lazım, gözyaşı değil. Ağla. Sen neden aşk kafilesinden geri kaldın? Yolumu kaybettim ben bu yüzden. İnanan biri yolunu kaybederse bu ona günah sayılmaz. Yolu kapatmışlardı. Kestirmeden gittim. Ne kadar gittiysem de yolu bulamadım. Neynava'ya vardığımda güneşi mızrağın ucunda gördüm. Aşkın gerçeği çılgınlıktır. Biz hayattaysak Mecnun değilmişiz. Bu sözleri sen mi öğrettin ona? Bu sözler senin kalbindeki sözlerdir Ebu İsa. Ben sadece bir anacıyım. Ya Lasarat el Hüseyin. Allah'a yemin ederim hapisteyken gece gündüz tek duam vardı. Hayatta kalayım ve Hüseyin'in kanının kısasını almak için savaşayım. Zulmedenler neyi devirmek istiyorlarsa aynı şeyde kendileri devrileceklerdir. Bu Allah'ın vaat ettiğidir. Yakında zalimler öğrenecekler nasıl alt üst edilir diye. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hoş geldin Ebu İshak. Hoş geldin Ebu İshak. Hoş geldin. Sefalar getirdin Ebu İshak. Onu konuşturdun mu? Evet. Roşan'ın oğlu Şemr ve Ömer Saad'ın askerleriymiş. Ebu İshak'ı öldürmekle görevlendirilmişler. Hoş geldin Ebu İshak. Ne olur acı bana ya Seyit. Acı bana ya muhtar. Beni kandırdılar Ebu İshak. Yanlış yaptım. Yüzüme tükürsünler. Ben suçsuzum. Vallahi 7-8 aileye bakıyorum. Ömer Saad 100 dinar vaat etti. Yarısını da peşim verdi. Beni affet muhtar. Fakirliğin gözü kör olsun ki yüzünden için kandırılıyor ve Küfe'nin en cesur adamını öldürmeye geliyorum. Beni affet muhtar. Yaşadığım sürece senin müridin olurum. Ayağa kalk. Baş üstüne Ebu İshak. Git Ömer Saad'a söyle.
Muhtar seni öldürmeden ölmeyecekti. Başım üstüne muhtar. Allah senin bileğin ve kılıcına güç versin de bu şerefli zalimlerin icabına bakabilesin. Muradına varman için gece gündüz dua edeceğim sana. Gevezelik yapma. Çabuk defol buradan hadi. Emredersiniz büyük savaşçı. Atımı verirseniz defolup giderim. Atın savaş ganimetidir. Git Allah'a şükret hala başım bedenin üstünde duruyor. Savaşçı, vallahi at benim değil. Atsız gidersem bir sene maaşsız çalışmam gerekecek. Al, al bu 50 dinarı ganimet al ve atımı bana geri ver. Ne yüzsüzsün. Seni öldürmeden defol buradan. Ya Muhammed'in Allah'ı. Yaşayanlarınıza da ölülerinize de lanet olsun. Hanginiz iddia ediyordu vururuz öldürürüz diye? Hani nerede? Atın aklı sizinkinden üstün Müslümanlar. Eşekliğin kuyruğu kulağı mı olurmuş? İşte bir sürü eşek yan yana duruyor burada. Size az mı yalvardım gözünüz ve kulağınızı açın diye? Muhtar her türlü hileyi bilen bir savaşçıdır. Ama efendim siz dediniz muhtar yalnızdır diye. Biz adamları olduğunu bilmiyorduk ki. Muhtar avucumuzdaydı ki adamları geldiler. Saçmalama boş kafalı ahmak adam. Eğer birazcık aklın olsaydı muhtarın atının yolunu keserdin. O zaman muhtarın tek başına olduğunu görürdün değil mi? Yüzünüzü görmek istemiyorum. Bedavacı rezil adamlar defolun. Söyle Şemr, ne yapmalıyım? Eğilerek deveye binemezsin. Muhtarı göz göre göre öldüremeyiz. Adamlarını toplamış. Bu adamlarla onunla baş edemeyiz. İyi bir ordu toplamalıyız ve muhtar yeni adamlar toplamadan işini bitirmeliyiz. Hangi ordu Şemr? Ölmüş askerleri mezardan mı çıkarayım yani? Siz hangi orduyla reye doğru yola çıkacaksınız? Benimle alay mı edersin be hey öksüz? Benimle alay mı ediyorsun şerefsiz? Kerbela'da senin ipinle kuyuya indim ben. Sen olmasaydın elimi Hüseyin'in kanına asla bulaştırmazdım. Sen rey hükümetinin sevdasıyla kuyuya indin. Benim ipimle değil. Hüseyin'le savaş hükmünü eline verdiğimde neden atın ipini çekip de geri dönmedin peki? Neden kaldın? Erkek ol. Günah işlemişsen kabul et. Senin ve benim elim aynı ölçüde Hüseyin'in kanına bulaştı. Niye birbirinize düştünüz böyle? Muhtar daha kılıcını çekmeden siz kendinizi kaybettiniz. Kılıcını çekse ne yaparsınız? Muhtar sizden kaçtı mı? Demek ki bir yerde yanlış yapmışsınız. Oturup yanlışınızı düzeltmeniz yerine birbirinizle mi tartışıyorsunuz? Banu, Şeyh Hüseyin'in kanını boynuna almak istemiyorum. Bana şeyh deme yaşlı bunak. Al işte. İnkar etmekten başka bir şey bilmiyorum. Ömer'i benim için bağışla Şemr. O bugünlerde huysuz, hakaret eden ve hurafeci biri olmuş. Kısaca delirmişim desene. Deli olmasaydın Şemre itiraz etmezdin. Sen ve Şem bir kılıcın iki yanısınız. Ancak birlikte kesebilirsiniz. Duymadın mı? Rey ile ilgili nasıl da konuşuyor? Beni suçlamak istiyor. Demek sadece kekeme olmamışsın. Kulakların da işitmiyor. Sen Kufe'nin ordusunun komutanı değil misin? Elindeki bu orduyla rey mülkünü fethetmeyecek misin? Kufe'nin ordusu ha? Kufe'nin ordusu Kufe'nin emrinin emriyle Kufe'den kıpırdamaz aptal. Neden hala Kufe'de kaldım sanıyorsun sen? Elimde olsaydı şimdiye dek reyin toprağını atlarımın gübresiyle doldururdum. Ömer haklı Şemr. Kufe'nin ordusunun yetkisi Ömer'de olsaydı sorunumuz olmazdı. Sanırım rey vilayetinin hükümeti beni kandırmak için bir tuzak ve Hüseyin'i öldürmek için de bir amaçtı. Ben söylediğimi yerine getirdim. O zaman halife neden hep bugün yarın deyip hükmü yerine getirmiyor? Thank you.
hükümetinin buğdayından yiyemeyeceğiz. Rey mülkünün buğdayından yiyemeyeceğim. Bu Hüseyin'in sözüydü. Bu Hüseyin'in sözüydü. Aşure gününü hatırlıyor musun Şemr? Hüseyin bize ne vaat etti hatırlıyor musun? Söyle bana. Sana ve bana. Rey'in buğdayından yiyemeyeceksiniz. Hüseyin yalan söyledi. Yalancıydı değil mi Şemr? Diyelim ki yalan söylemedi. Ben Rey'e buğday yemeye gitmiyorum ki. O zaman dediği benim için geçerli değil. Ha? Onun yerine arpa yeriz. Evet, onun yerine arpa yeriz o zaman. Sakin ol Ömer, sakin ol. Sen zaten kendi kendini yerken muhtardan korkmana gerek yok ki. Neyin var senin böyle Ömer, anlamıyorum. Sakin ol. Ömer, sen hurafelerle uğraşmazdın. Allah aşkına aklını kaybetme. Hüseyin'in sözü Allah'ın kelamı değil. Köşeye sıkışınca bizi korkutmak istedi. Belki fikrimizi değiştiririz ve onu öldürmeyiz diye. Hüseyin'in mucizesi olsaydı kendini kurtarırdı. Gel de muhtar için bir şeyler düşünelim. Zaman geçtikçe onu öldürmek daha da zorlaşır. Küfe'nin ordusunun yetkisi bizde yoksa olmasın. Muhtarı öldürmek için kabilelerimizdeki adamlar bize yeterlidir. Çabuk olmamız ve zaman kaybetmememiz şartıyla. Şemr haklı Ömer. Kuş kafesten mi kaçtı? O zaman yem atın, tuzak kurun, bir şeyler yapın. Eğer onu kendi haline bırakacak olursanız bir yılan şekline dönüşür ve hepimizin canını alır. Halifenin de canı cehenneme. Muhtarı öldürürüz. O zaman halife sorarsa iş işten geçmiş olur zaten.